Evet, sona erdi. Şimdi ulustayız. Ne yazık ki bütçede halkın halktan yana, vatandaştan yana, emekliden yana, asgari ücretliden yana, öğrenciden yana değil, yandaştan yana bir tutum gördük. Ama bu son bütçesiydi iktidarın ve daha bütçe onaylanmadan bir gün önce Sanayi ve Ticaret Komisyonu'na bir torba kanun vardı. Bu torba kanunun içinde limanlarımızın satılması, ihalesiz bir şekilde yeniden peşkeş çekilmesi vardı. Zeytinliklerin talan edilmesi vardı. Son anda yine geri çekildi. Ama bir madde daha vardı. Son anda eklediler o torba yasanın içine. 200 milyar lira borçlanma yetkisi aldı. Daha 2023 bütçesini onaylamadan meclis, hükümet Haziran 2022'de aldığı ek bütçeye rağmen 200 milyarlık bir de yeniden bir borçlanma yetkisi istedi. Kendi bütçesi daha onaylanmadan bunu istedi. Yani halkın parası, vatandaşın parası nereye gidiyor? Bunu bir kez daha ulustan sormak istiyoruz. Vatandaşımızın verdiği vergiler onlara harcanıyor mu? Ekonomik sıkıntıları biliyoruz. Her kesimden uluslu hemşerilerimin, Bartınlı hemşerilerimin, her kesimden yurttaşımızın ciddi sıkıntıları olduğunu görüyoruz. Pazardayız, emeklinin yanındayız, dükkanlarda esnafımızın yanındayız. Biz ekonomik sıkıntıları çok iyi görüyoruz ama bunlara çözüm üretecek bir iktidarın olmadığını da görüyoruz. Ve vatandaşlarımız da, uluslu hemşerilerim de biraz sonra gezeceğim, hep onların yanındayız. Mutsuzlar, umutsuzlar. Çünkü geçim sıkıntısı artık buraya dayanmış durumda. Bu iktidar bu sorunların hiçbirini çözemedi. 20 yıldır ben uluslu hemşerilerime soruyorum. Cebindeki parayla ay sonunu getirebiliyor musun? Torununa harçlık rahatlıkla verebiliyor musun? Ay başında aldığın emekli maaşınla ay sonunu getirebiliyor musun? 20 yılda hayatında olumlu anlamda, iyi anlamda değişen ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Ama biz değiştireceğiz. Çünkü biz tüm bu sorunların çözümlerini de biliyoruz. Daha detaylı bir şekilde bunları da konuşuruz. Ben şimdiden tüm uluslu hemşerilerimin yeni yılını kutluyorum. Sağlıkla, huzurla, adalet içinde güzel bir yıl olmasını temenni ediyorum. Asla umutsuzluk yok. Tüm zorluklara rağmen, tüm karamsar tabloya rağmen her şey çok güzel olacak. Ulus'tan herkese selamlar. Biz Ulus'un kızıyız. Sizleri seviyoruz, güveniyoruz. Teşekkür ediyorum. Bana yazın, ben bir görüşeyim. Görüşmek üzere. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler.